Türk İslam tarihi. Yönetim. Hilat, Tiraz, Çet, Nebet, Ota, Hutbe ve Menşur Türk İslam devletlerindeki hükümdarlık sembolleridir. Türk İslam devletlerinde maliyeden divan istifa sorumlu olmuştur. Türk İslam devletlerinde askerlik işlerinden divanlar sorumludur. Türk İslam devletlerinde mali ve idari işleri denetleme görevi divan işrafa verilmiştir. Türk İslam devletlerinde iç ve dış yazışmaları divanı Tuğra yapmıştır. Divanı mezalimde ağır siyasi suçlar görüşülürdü. Emir Şikar hükümdarın av işlerini düzenleyen görevlidir. Camedar, hükümdar ve ailesinin elbiseleriyle ilgilenen görevlidir. Hükümdarın temizliğinden sorumlu olan görevli abdardır. Türk İslam devletlerinde saray muhafızlarına candar adı verilmiştir. Türk İslam devletlerinde gulam mektah sistemi uygulanmıştır. Türk İslam devletlerinde eyaletlerde mali işlerden sorumlu kişi amildir. Türk İslam devletlerinde hukuk, örfü ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Türk İslam devletlerinde şer'i hukukun başında katlu küttat bulunur. Türk İslam devletlerinde örfü hukukun başında emiri dat bulunur. Muhtesip, belediye, ulak, posta, subaşı, güvenlik, amil, mali, kadı adlı işlerden sorumludur. Bilim, kültür ve sanat. İlk Türk İslam medresesini Karahanlılar, Semerkanttaşlar, Kutat Gubilik, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış ve Karahanlı hükümdarı Tapkaç Buğrahan'a sunulmuştur. Divan-ı Lugat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur ve eserini Abbasi halifesi El-Muktedi Billah'a sunmuştur. Muhammed Dat İspehsalar'a sunulan ve Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser Atabatül Hakayık'tır. Divan-ı Hikmet'in yazarı Hazreti Pir-i Türkistan olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi'dir. Gazeli Mahmut'un sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullandığı bilim insanı Biri Hindistan'da bulunan Taç Mahal'i Babürler yaptırmıştır. Taç Mahal'in yapımında Osmanlı mimarları Mehmet İsa Efendi, İsmail Efendi ve Hattat Settar Efendi çalışmıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin ünlü veziri Nizamülmülk'ün açtığı Nizamiye medreseleri dönemin üniversiteleri konumunda idi. Nizamülmülk'ün Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'ne baş müderris olarak atadığı Gazali görüşleriyle batinilik fikrini çürütmeye çalışmıştır. Vezir Nizamülmülk'ün Melikşah'a sunduğu eseri Siyasetname'dir. Alişir Nevai'nin Türkçe ve Farsçayı karşılaştırdığı eseri Muhakemetül Lugateyn'dir. Işık ve gölgeye dikkat edilmeden ve nesneler arası boyut farkı gözetilmeden yapılan resimlere minyatür denir. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk sözlü eseri Saltuk Buğra Han Destanı'dır. Renkli cam parçalarının kurşundan yapılmış bir dolgu malzemesiyle birleştirilmesine vitray denilmiştir. Muallim-i Sani ünvanlı bilim insanı Farabi'dir. İhsaül Ulum, Medinetül Fazıla, Kitabul Nusuki gibi eserler Farabi'ye aitti. İhya-ı Ulumiddin ve Kimya-ı Saadet adlı eserler Gazali'ye aittir. Enlem ve boylam hesapları yapmış Türk İslam bilim insanı Biruni'dir. Tababet'in hükümdarı olarak bilinen bilim insanı İbn Sina'dır. İsfizar'ı Vasıtı ve Ömer Hayyam tarafından Celali takvim hazırlanmıştır. Selçuklu matematik ve astronomi alimlerinden Hazini Sultan Sencer'e sunduğu Zicül Müteber adlı eserinde bazı şehirlerin enlem ve boylam dereceleri ortaya koymuştur. Matematikçi Bey Haki değil, bilimci Cürcani ve tarihçi İsfahan'ı Selçuklu döneminde yetişen diğer önemli alimlerdendir. Modern kimyacının kurucusu olarak bilinen, kabul edilen ilk Türk alim Cabir bin Hayyam'dır. Gazne tarihinin anlatıldığı Tarihi Yemin adlı eser Utbi tarafından yazılmıştır.
tüm dengeli ve tüme varım konuları ile ilgili olarak aralarında ilmi tartışma yapan Türk İslam bilim insanı İbn Sina ve Biruni'dir. Matematikle ilgili olan Kitabül Cebir ve Vel Mukabbele adlı eseri Harrazmi'ye aittir. Siyasetname ülke ve devlet yönetimi hakkında yöneticilere bilgi ve öğüt veren eserlere denir. Seyahatname bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenimleri, bilgileri yansıttığı yapıttır. Menakıbname tarikat büyüklerinin ve şeyhlerin kerametlerini konu alan eserlere verilen addır. Mülkname, İslam devletlerinde bilhassa devlet hizmeti geçenlere hükümdar tarafından mülk olarak verilen yerlerin belgesini ifade eden terimdir. Ekonomi ve sosyal hayat, kümbet, Selçuklular zamanında yapılan kendine özgü silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan anıt mezarlardır. Külliye, ana yapısı cami olan kompleks yapılar topluluğudur. İmarethane aşevi, yolculara ve yoksullara ücretsiz yemek dağıtılan yerdir. Tapname, misafirhanedir. Bimerhane, akıl ve sinir hastalarının tedavi edildiği yerdir. Kapanhanı, tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının ya da dağıtımının yapıldığı kapalı pazar yeridir. Arasta, çarşılarda aynı ürününü satan dükkanların bulunduğu bölüme verilen addır. Bargah, saray, tekke, tarikatların dinsel tören yaptığı yerler. Zaviye, tekkelerin taşradaki küçük yapıları. Darüşşifa, Maristan, Darülafiye, Darüsiha hastane anlamına gelir. Arasta ve Bedesten çarşı anlamında kullanılmaktadır. Ervansaray, ticaret kervanlarının konakladığı hanlardır. Bedesten, bir tür kapalı çarşıdır. Sebe, su dağıtım evidir.